Selamlar gençler herkese. Milletin Bakanı'na yayınmış olduğu 4 4 konu pekişme testleri elektriksel kuvvet ve elektrik alan testinin ikinci testindeyiz gençler. Birinci sorumuzdan başlayalım. Yalıtkan ip ile tavana bağlanmış Q2 yüklü cisim sabitlenmiş Q1 yüklü cisimle şekil 1'deki gibi dengedeyken T1 ip gelmesinin büyüklüğü T oluyor. Yüklü cisimler şekil 2'deki gibi konumlandırılıp sistem dengeye geldiğinde ise ip gelmesi T2 oluyor. Buna göre T2 ip gelmesinin büyüklüğü kaç T'dir? Şimdi baktığımız zaman birincisinde e, şurada düşeyde 4 birim yatayda 3 birim mi oldu? Evet. Yani o zaman şöyle diyelim gençler burada bunun e, bununla orantılı olacak ya. Yani düşey 4 birimse demek ki burada aşağı doğru bir 4 Newton'un kuvvetimiz olsun. Yatay 3 birimse o zaman şurada kuvvete 3F diyebilirsiniz. Buraya da 4F diyebilirsiniz. Bu durumda ip gelmesi ne kadar olacaktır? 5F kadar olacaktır. Şimdi ikinci duran ne olacak? Gençler bakın mesafe değişti mi? Mesafe ilk başta da 3F'ti. İkinci durumda da 3F. Yani o zaman burada itiyorsa burada yine itecek. Ne kadar itecek? Yukarı doğru 3F'lik kuvvetli itecek. Peki ağırlık ne olacak? Ağırlık aşağı doğru 4F kadar olacaktır. Bu durumda e, eşitliğin sağlanması için T2'nin ne olması lazım? T2'nin 1F kadar Olması lazım gençler. O zaman bize T2 kaç T'dir diye soruyor. Şimdi e, T2 1 F'ti. Peki 1 F neye eşit? 1 F değeri T1 bölü 5'e eşit. O zaman T1 bölü 5 yazarsanız cevabımız bu durumda e, 1 bölü 5 yani A şıkkı olması gerekir. 2. Merkezi O noktası olan yarım çember üzerindeki A, B ve C noktalarının noktasal Q yüklü dizimler konulmuştur. A ve C noktalarındaki yüklerin O noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alan büyüklüğü E1, yüklerin tamamının O noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alan büyüklüğü E2'dir. Buna göre E1 E2 oranı kaçtır? Şimdi burada işaret vermemiş ama ben yani bunlar artı yüklü olarak düşünelim. Bunlar artı yüklü olsun. Şimdi o noktasına artı bir kulomplu yük koydunuz gençler. Artı artı iter. Yani A'nın elektrik alanı bu yönde olacaktır. C'nin elektrik alanı bu yönde olacaktır mesela. Ee, hmm. ve mesafeler eşit, yüklerin büyüklüğü eşit olduğu için E'ler E şeklinde yazabiliriz. O zaman şu anda e, hani ne E1 demiş. A ve C'ninkine E1 demiş ya. E1 için ne dersiniz gençler? E'ye E. e. Arada kaçı? 120 derece. Ne yapar bileşkesi? O zaman E1'in değeri E olur. Şimdi soru diyor ki B'yi de ekleyince e, 2 olsun. E, B ne yapar? O da iter. O zaman 12 de E olur mu? Yani zaten ikisinden dolayı zaten bir tane E vardı. 1'e daha gelirse ne olur? 1'e daha gelirse E2'nin değeri 2E olur. O zaman oranlarsanız ne yapar? E1 bölü E2'nin oranı buradan 1 bölü 2 gelir. Yani cevabımız B şıkkı olmalıdır. 3. O noktasına sabitlenmiş noktasal Q yüklü cisme yükleri Q1 ve Q2 olan noktasal cisimlerin uyguladığı elektrisel kuvvetlerin bileşkesi F'tir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranını kaçtır diye soruyor. Şimdi burada şu F1 kuvveti şu doğrultuda bir kuvvet uygulamak ister. F2 ise şu doğrultuda bir kuvvet uygulamak ister. Şimdi o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Şöyle yapalım. Q1 şöyle bir kuvvet uygulasın mı? Bu durumda Q2 ne yapar? Bakın yatay olduğu için ben de tam bunu buraya kadar geldim. Yani hocam bakın mesela bazı şöyle diyebilir. Şuraya kadar gelemez miydi? O zaman siz F'i uygulamak istiyorsanız yani şöyle bir kuvvet eklemeniz lazımdı. Ama bizim kuvvetimiz yatay olduğu için bunu ekleyemezsiniz. Yani dolayısıyla o olmaz. Yatay olması için daha şu kadar gelmeniz lazım gençler. Şimdi o zaman kuvvetleri bulmuş olduk. Yani şuna 3F üssü dersek şurası ne kadardır? F1'in değeri 2'ye 3 ne yapar? Kök 13 mu yapar gençler? Kök 13 F şeklinde F üssü şeklinde söyleyebiliriz. O zaman şeyi yazalım burada. Şuna da F2 diyebiliriz gençler. F1'i yazıyorum. F1 eşittir. Kök 13 F dedik. Peki nedir o? K çarpı Q1 bölü. Mesafe ne kadar? Mesafe 2'ye 4'ün bileşkesi ne kadardır? Kök 13. Kök 13'ün karesi ne yapar? 13 yapar tabii ki. 13 d kare eşittir. Kök 13 f. O zaman Q1'in kat ne yaptı gençler? 13 kök 3 yapmış oldu. Bir şeyler gelecek yanına böyle. Şimdi diğerini yazalım. Q2. Yi. Onun için ne dersiniz? Biz ne dedik onun için? 3F olsun dedik değil mi? Şöyle. 3F eşittir. K çarpı Q2 bölü. Mesafe ne kadar? 3. Karesini aldık. 9 de kare. O zaman Q2'nin değeri ne yaptı? 27 diye başlayan bir ifade oldu. Oranlarsanız ne olur? 13 kök 3 13 kök 13/27 şeklinde olan hangisi? Evet, baktığımız zaman burada B şıkkında olduğunu görürsünüz gençler. 4 Aynı, cinsi, aynı cins elektrikle yüklü olan özdeş M kütleli X ve Y cisimlerinden Y cismi yalıtkan eğik düzleme sabitlendiğinde X cisminin bağlı olduğu yalıtkan ipteki gelme kuvveti sıfır oluyor. Şu anda kiminki Y cismi yalıtkan eğik düzleme sabitlendiğinde X cisminin bağlı olduğu yalıtkan ipteki gelme kuvveti sıfır oluyor. Yani şu anda buna sıfır demiş. Bu nasıl mümkün olur? Önce onu söyleyelim. Aşağı doğru G sin alfa var ya gençler. Yani demek ki Y de bunu itmiş. Burada bir F kuvveti var. F ile G sin alfanın birbirine eşit olması lazım. Daha sonra Y cismi ilk duruma göre eşit miktarda zıt işaretli yük ile yüklenip N noktasına sabitleniyor. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre ikinci durumdaki ipte gelme kuvveti kaç emge olur? Şimdi şöyle yapalım, burayı biraz da büyütelim. Şimdi ifadeyi bir daha söyleyelim. Yani şu anda ipte bir gerilme kuvvetinin oluşmaması için, bunun T'nin sıfır olması için aşağı doğru G çarpı sin alfa var ya, e, yukarı doğru da bir yukarı doğru da bir F kuvveti olması lazım. Bu F ile G sin alfanın birbirine şu anda eşit olması lazım gençler. Peki burada şey yazalım mı? Yani burası sin alfa nasıl yazarsınız? 1 kök 3 o zaman demek ki yol ne kadarmış? 2 yaş kadarmış dersiniz. Yani o zaman sin alfanın değeri ne yapar? Şuraya alfa dersek sin alfanın değeri de h bölü 2 h'tan 1 bölü 2 çıkar. Yani 1 bölü 2. O zaman f neye eşitmiş? g çarpı 1 bölü 2. Yani g bölü 2'ye eşitmiş dersiniz. Şimdi Cismi neye koyarsanız ne olur? Şu mavi cismi aşağıya koyarsanız ne olur? Uzaklık ne oldu gençler? 1D iken 3 mi oldu? Şimdi kuvveti yazalım. F formülüne K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Siz burada D F derseniz 3D iken ne derseniz F bölü 9 dersiniz gençler. Yani burada kuvvet ne olacak? 9'da 1 ne kadar inecektir. Ve ne yaptınız burada Zıt diyor. Bakın zıt yükle yüklediniz. O zaman ne olacak? İlk başta itiyorken artık yeni durumda ne olacaktır gençler? Bu kırmızı isim x ismi aşağı doğru g çarpı sin alfa varken bir de aşağı doğru artık yeni bir kuvvetimiz var. Ne kadar o? f bölü 9. Yukarı doğru da t var. Yani t neye eşittir? g çarpı sin alfa artı f bölü 9'a eşittir dersiniz. Peki yerine koyalım. Sin alfa neydi? 1 bölü 2'di. G çarpı 1 bölü 2 artı f ne kadardı? F de g bölü 2 eşitti. O zaman g bölü 2 bölü 9'dan ne yapar burası? G bölü 18 yapar. O zaman g bölü 2 artı g bölü 18. Ne yapar? 9'a çarparsak buradan 10 bölü 19 10 g bölü 19 şey 10g bölü 18, bunları sadeleştirirseniz 5 bölü 9 gelir gençler, kuvvetimiz 5 bölü 9g gelecektir t'nin değeri. Evet nerede? 5 şıkkında Bu şekilde söyleyebiliriz. Kafanızda tak takılan bir şey varsa yorumlara yazın gençler, cevaplarım oradan. Evet 5. sorumuz. Eşit uzunluktaki iplerle aynı noktadan asılan yükleri ve kütleleri sırasıyla M1Q1 ve M2Q2 olan cisimlerin O noktasında oluşturduğu bileşke tıkanan e, e şekilde verilmiştir. O noktasındaki bileşke verilmiş. İplerde gelme kuvvetinin büyüklüğü sırasıyla T1 ve T2'dir. Al, e, teta alfadan daha büyük olduğuna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bir kere gençler açı sadece kütleye bağlıdır. Baktığımız zaman alfa küçük. Yani M1 kütlesi fazla havalanmamış. M1 niye fazla havalanmadı? Çünkü M1'in kütlesi büyük olduğu için fazla havalanmadı. Bu arada şimdi bunlar aynı cisim yüklü ya. Peki artı meksimi. Elektrik alan yönünden anlıyoruz ki bu cisimler buraya konulan artı biri ikisi de çekmiştir. İkisi de eksi işaretlidir. Ve baktığımız zaman e, alfa daha küçük ya. Birleşke kuvvet Burada birincisine daha yakın olmuş. Birleşik kuvvet birincisine neye daha yakın oldu? Çünkü Q1'in elektrik alanı Q2'nin elektrik alanından daha büyük. Yani şuraya E1 dersek, şuraya E2 dersek e1 değeri E2 değerinden daha büyük olduğu için vektörlerden biliyorsunuz bunu bilmeniz lazım. Bileşke kuvvet kime daha yakınsa o kuvvet daha büyüktür. Birinci daha yakın olduğu için birincinin yükünün daha büyük olması gerekir. Peki T ip gelmesi hangi cisim daha ağırsa ona oradaki ip de gelme kuvvet daha büyük olacaktır. M1 büyüktür. M2 olduğu için T1 büyüktür. T2 olur. O zaman bu cümlemizde Doğrudur gençler. 300 e doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olmalı. 6. Sürtünmesi yatay düzleme sabitlenen Q1 ve Q2 yüklü cisimlerin orta noktasının doğrultusuna şekildeki bir V0 ilk hız büyüklüğüyle fırlatılan artı yüklü cisim şekildeki Y yörüngesini izliyor. Buna göre hangileri olabilir diye soruyor. 1. Q1 eksi ise Q2 de eksi yüklüdür. Yani hangi bilgi vermiş mi? Vermemiş bize. Şimdi bu eksi ise bu da eksi olabilir mi? Olabilir gençler. İkisi de çeker. Ama bu eksi Q ya. Mesela eksi 2 Q olursa ne yapar? Daha fazla çeker. Yani e, bu şekilde olabilir mi? Evet olabilir. Birincisi oldu. Gelelim ikinciye. A, e, şunu silelim. Q1 artı yüklü. Bunu artı yaptık. Q2 de artı yüklü. Bak şimdi. Şimdi ikisi de itecek mi? Evet ama bu daha fazla iterse Bakın bu şekilde olursa ne olur? Q1 daha fazla iter. Bu durumda bu da olabilir mi? Evet bu da olabilir dersiniz. Geldik üçüncüye. V0 artırılırsa sapmadan yoluna devam eder. Hayır. Bu cisim niye sapıyor? F net 0 olmadığı için sapıyor. Dolayısıyla sen V0 artırsan da bu cisim sapıyorsa yine sapmaya devam edecektir. Cevabımız bu durumda C şıkkı olmalıdır gençler. 7. Yatay düzlemdeki ikizkenar dik üçgenin köşelerine Qy ve QZ noktasal elektrik yükleri sabitlemiştir. Yüklerin A noktasında oluştuğu bileşke elektrik alan E'dir. Buna göre E elektrik alan yönü aşağıdaki yönü hangisi olamaz diye soruyor. Sıra sıra gidelim. Mesela 1 olabilir mi? Evet gençler 1 olabilir. Niye? Burada işte e, EX ile EZ e, EX e, ile EZ birbirini dengelerse ne olur? 1 de olabilir, 4 de olabilir gençler. İkisi dengelerse birbirini 1 bir ve 4 olabilir. 2 olabilir mi? Evet. Eğer eee sessiz kaldım. X ve Z'ninki bu, bu yönde olursa, Y'ninki de bu yönde olursa ikisinin bileşkesi ne olacaktır? 2 yönde olabilir mi? Evet, 2 yönü de olabilir. Peki 5 yönde olabilir mesela. Gençler 5 yönde olduğu zaman ne oluyor biliyor musun Tamam ikisinin bir sağa doğru bir, sola doğru bir, vektör o bir. E, Q'ya ne yapacak? Bu ya itecek ya çekecek. E, bu ihtimali sen göz önüne almamış oluyorsun. Dolayısıyla 5 olamaz. 5 olamadığı gibi aynı sebepten dolayı 3 de olamaz gençler. Siz Y'nin ikini burada ihmal edemezsiniz. 12 illaki ne yapacak? Bir saptırma e, yaptıracaktır. Yani bir doğrultusu onda olacaktır. Dolayısıyla 3 ve 5 olamaz deriz. 8. Öz kütlesi 3D hacmi V olan X cismi öz kütlesi D olan sıvı içinde bir iple ağırlığı ihmal edilen eşit bölmeli çubuğun K ucuna asılmıştır. Çubuğun L ucuna ise kütlesi ihmal edilen Q1 elektrik yüklü noktasal bir cisim ve bu cismin düşeyde alt tarafına yere Q2 elektrik yüklü başka bir noktasal cisim sabitlemiştir. Çubuk M noktasından tavana bir iple bağlanınca yatayda dengede kaldığına göre yüklü arasındaki elektrik kuvvetinin büyüklüğünün x ismen etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne oranı kaçtır diye soruyor. Neymiş burada? Öz kütlesi, öz kütlesi 3 d olan x ismi. Yani e, burada gx için şöyle yapalım. gx için ne dersiniz? E, şimdi normalde nedir formül? Ağırlık formülü m çarpı g mi? Siz öz kütleden şunu biliyorsunuz. D şir, m bölü ve m yalnız bırakırsan d çarpı V. Yani d cisim çarpı V cisim çarpı g şeklinde yazabilirsiniz. Yazalım. D cisim ne kadar? 3D. Hacimle V diyelim. Çarpı G. Evet. Cismin ağırlığı 3VDG. Peki. Kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. V batan 1V. D sıvı 1DG. O zaman burada e, net kuvvet ne oldu gençler? Şimdi cisim ne yapmak istiyor? Cisim aşağı dur, batmak istiyor ağırlığı kadar böyle bir kuvvet etki eder aşağı doğru. Yukarı doğru FK var. FK var. O da 1 VDG. Bir de ne olacak? Bu cisim için bir ip olacak. ip gelmesi. İp gelmesi ne olması lazım? Burası 1 VDG ise ip gelmesinin 2 VDG olması lazım. Şimdi burada o zaman bir T'miz var. T'nin değeri 2 VDG. Bir de şöyle bir F kuvveti var. O zaman merkeze göre tork alalım. Bunlar şöyle dursun mu? Tamam. T çarpı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T çarpı 6 eşittir. F çarpı 2 dersiniz. Buradan ne çıkar? F eşittir. 3T çıkar. Peki 1T ne eşitti? 1T 2VDG eşitti. O zaman ne yapar burası? 2VDG şeklinde yazarsak 6VDG yapar. Bu F değeri. FE diyelim şuna istiyorsanız. FE. El kuvvet manasında. Peki Kaldırma kuvveti ne kadardı? Kaldırma kuvveti de 1 vdg idi. O zaman eletsel kuvvet kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün kaç katı oldu? 6 katı kadar olmuştur dersiniz. Yani cevabımız bu durumda E şıkkı olmalıdır. Son sorumuza geldik. Ağırlıkları P yükleri sırasıyla ağırlıkları P Yükleri sırasıyla eksi Q artı Q 2 Q olan KLM cisimleri şekildeki gibi yalkan iplerle asıldığında dengede kalıyorlar. K ve L arasındaki gelişse kuvvetinin büyüklüğü P kadardır. Buna göre LM arasındaki ip gelmesi kaç P'dir? Önce şu ifadeyi bulalım. K KL arasındaki else kuvvetinin büyüklüğü P kadardır. Biz neye P demişiz? F eşittir. O P demiş ona. K çarpı yükler ne kadar K ve L arasındaki K çarpı Q çarpı Q bölü D kare. Bu ifade kendisi P demiş. Şimdi M cisme bakalım gençler. M cismine. M cisminin kendisinin ağırlığı P kadar. Peki. L ile M ne yapar? L ile M birbirini iter. Ne kadar kuvvetli iter? O FLM diyelim. Bunu bulalım. K çarpı Q çarpı 2Q bölü. Mesafe D kare kadar. O zaman siz yukarıdakine 1P aşağıdaki ifade, ifadeye 2P demeniz lazım. Lm'yi 2P'li kadar kuvvetle iter. Peki Km'yi ne yapar? Onu da yazalım. Km'yi Km çeker gençler. K çarpı Q çarpı 2Q bölü mesafe 2D karesini aldın 4D kare. Ama ne yaptı burası? K Q kare bölü D kare şeklinde oldu ama paydaya 2 geldi. Şimdi siz, siz şu ifadeye 1F dediyseniz şu ifadeye yine F yazarsak ne yapar o zaman burası? F bölü 2 olur. Peki ne kadar olacak? O çeker. Eksi artıyı çeker. KM'yi çekecektir. Yukarıya doğru. Pardon. Şu F değil P diyoruz buna. P bölü 2 kadarlık kuvvetli çeker. Bir de T'nin kendisi var. O zaman burada ne olur? T artı P bölü 2 eşittir. 3P yapar. T artı P bölü 2 eşittir. Toplam 3P. P bölü 2 karşıya geçerse ne yapar? 5 bölü 2P yapar dersiniz. Cevabımız bu durumda D şıkkı olmalıdır. Evet bu testin de sonuna geldik. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız teşekkür, sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim gençler.